Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kışa hazırlık tarhana yapacağım ve bunu sizinle de paylaşmak istedim. Tarhana için gerekli malzemelerimiz 1 kilo soğan, kavuklarını soydum. Gelişi güzel bu şekilde doğradım. Burada 2 kilo domatesim var. Kavuklarıyla beraber küçük küçük doğradım. 2 kilo kırmızı salçalık biber. Biberlerin çekirdeklerini ayıkladım ve bunları da küçük küçük doğradım. 1,5 kilo sivri biberim var. Çekirdeklerini ayıkladım. Gelişigüzel doğradım. Burada 5 kilo sütten mayaladığım yoğurdu akşamdan temiz bir tülbentte suyunu süzdürdüm. Süzme yoğurdumu kendim hazırladım. 3 yemek kaşığı kaya tuzum var ve yeteri kadar un. Şimdi tarhananın yapımının birinci aşamasına geçelim. Tenceremi ocağa aldım. Altını yakıyorum. Ve malzemelerimi sırayla koyuyorum. Öncelikle en alta suyu çıksın diye domateslerimi koyacağım. Ve daha sonra sırasıyla malzemelerimi dökeceğim. Soğanlarımı da ekliyorum. Yeşil biberlerimi de ilave ediyorum. Kırmızı biberlerimi de ekleyeceğim. Ve tuzunu da ilave ettikten sonra yaklaşık 1 saate yakın pişirmeye bırakacağım. Tabi bu arada ara sıra bakıp karıştırmayı da ihmal etmeyeceğim. Evet, malzemelerim iyice erimiş görüyorsunuz. Tam yaklaşık kısık ateşte 1,5 saatten beri kaynıyor. Şimdi ben bu malzemelerimi blenderdan geçireceğim. 1,5 saat kaynattığım malzemeleri blenderdan geçirdim. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Bakın iyice eridi, melhem gibi oldu. Daha sonra süzgeçten geçireceğim. Soğuduktan sonra. Tarhanam kuruduktan sonra kabuklar tarhananın içinde güzel durmuyor. Bu yüzden bu işlemi yapacağım. Benim böyle bir süzgecim var. Soğuyan bu malzememi bitinceye kadar bu şekilde geçirmeye devam edeceğim. Domates ve biberlerin kabukları böylece süzgeçte kalacak. Bakın kabuklar süzgecin üzerinde kaldı. Bunlar tarhanada hoş gözükmüyor. Şimdi tarhanamı yoğurmaya geçiyorum. Delikliden geçirdiğim malzememi içine şimdi ben malzeme listemde nohut yoktu ama nohut da ilave etmek istiyorum. Süzme yoğurdumu da ilave edeceğim. Ben daha önceden tuzumu koydum. Şimdi bir daha tuz eklemeyeceğim. Ve bunları iyice karıştıracağım. Malzemeleri iyice karıştırdım. Birbirine iyice yedirdim. Şimdi unumu yavaş yavaş eklemeye başlayacağım. Burada 5 kilo unum var. Un miktarını ben göz kararı koyacağım. Çünkü koyduğumuz sıvı malzemelerin miktarına göre koyacağımız un değişecektir. Yoğurmam bittikten sonra tarhananın olması gereken kıvamı göstereceğim. Şimdi ilk etapta unumu bayağı çokça ilave edeceğim. Daha sonra azar azar devam edeceğim. Hamurumu ben daha devam ediyorum.
yoğurmaya. Bakın bu şekilde. Asla cıvık bir hamur değil. Fakat çok katı da değil. Ama ben buna biraz daha un ilave etmek istiyorum. Çünkü daha sonradan, 1-2 gün sonra daha salacaktır. Yaklaşık benim malzemelerime 2,5 kilo undan 2 su bardağı, 1 su bardağı kadar un kaldı. Ama zannederim bunu da alacaktır. Biraz yoğurduktan sonra tekrar kıvamı sizlere göstereceğim. Tarhanamızı yoğurduk. Kıvamı bu şekilde olacak. Oldukça katı bir hamur. Benim malzemelerime 4,5 kilo un gitti. Şimdi bunu mutfağımızın bir köşesinde mayalanmaya bırakacağız. En az 3 gün, en fazla 21 gün. Ben fazla ekşi sevmediğim için daha az mayalandıracağım. Fakat ben kaç gün mayalandırdığımı size en son söyleyeceğim. Şimdi bunu kapatıp mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, tarhanamı akşam yoğurdum, hamurumu. Şimdi ikinci günü açıyorum. Havasını almak için karıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Ve ben bunun havasını karıştırarak alıyorum. Her gün bir kere olmak üzere böyle havasını alacağım. Aynı saatte. Daha sonra tekrar kabarması için kapatacağım. Şimdi kapatıyorum. Bugün tarhanamızın ikinci günü. Gölge bir köşede duruyor tarhanamız. Üzerine böyle bir tülbent örttüm. Şimdi ben bunu bir daha karıştıracağım. Havasını almak için. Bakın hemen sönüyor. Ben bunu gün boyunca birkaç defa ara sıra gelip gidip karıştırıyorum. Kabardıkça karıştırıyorum. Birkaç gün bu şekilde devam edeceğim. Şimdi yine ağzını kapatacağım. Tülbentim nemi alsın diye kapatıyorum. Evet, tekrar mayalanmaya bırakıyoruz. Tarhanamın bugün yoğuralı 5. günü ve ben daha fazla tarhanamı bekletmek istemiyorum. Çünkü ekşi sevmiyorum. Masamın üstüne gazete serdim. Üzerine de temiz bir örtü serdim. Tarhananın ıslaklığını çeksin diye. Çünkü o zaman daha çabuk kuruyor. Ben yarısını bahçemdeki masama serdim. Kalanını da evimin içine seriyorum. Şimdi tarhanamı dökmeye başlayacağım. Tarhanam bir günde bu hale geldi. Şimdi bu tarhanalarımı ters çevireceğim. Ondan sonra da kuruyanları bu şekilde ufalayacağım.
elimizde ufalamış olduğumuz tarhanamızı bu şekilde makarna süzgecinde eleyelim. Ve tarhanamız bu şekilde alta geçmiş oluyor. Ben robottan geçirmeyeceğim. O zaman çok ince oluyor. Bu şekilde kalsın istiyorum. Tarhanam bitinceye kadar böyle bunları elekten geçireceğim. Tarhanam kurudu. Ben kavanozlara koydum ve bu şekilde hiç bozulmadan ister dolapta ister serin bir yerde bir yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz. Tarhanayı un gibi ince sevmiyorum. Robottan geçirmedim. Sadece delikliden geçirdim. Siz eğer ince seviyorsanız robottan geçirebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.